Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Lebenslauf, yani kişisel özgeçmiş ya da uluslararası ismiyle CV. Dilerseniz arkadaşlar bunların anlamlarına bakalım, ardından bunları dolduralım. Evet, Lebenslauf demek ki özgeçmiş demek arkadaşlar. Name. Bu neydi arkadaşlar? İsim demekti. Adresse. Anlaşılacağı üzere adres. Geboren. Evet, doğum. Evet, günlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Am edatını kullanıyorduk. Ama yerlerde de ne yapıyorduk? İni kullanıyorduk. Dolayısıyla gün, ay, yıl tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi gün, ay, yıl şeklinde dolduruluyor. Buraya da ülke ismi ya da şehir ismi yazılabiliyor. Familienstand. Evet, medeni hal demek oluyor arkadaşlar Familienstand. Schulbildung. Evet, bu okulla ilgili arkadaşlar. Bitirmiş olduğumuz liseyi kastediyor burası arkadaşlar. Ausbildung eğitim demek. Bu meslek eğitimi olabiliyor. Yani liseyi bitirdikten sonraki süreç içinde kullanılabiliyor Ausbildung. Studium da arkadaşlar yüksek öğrenim, üniversite öğrenimi için kullanılıyor. Hangi üniversiteyi bitirdiysek demek ki ya da yapmış olduğumuz meslek eğitimini bu tarafa yazıyoruz. Buraya da demek ki ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş olduğumuz ilkokul olabilir ya da lise olabilir. Onu da buraya yazmış oluyoruz. Yani mezun olduğumuz. Berufserfahrung. Evet, Berufserfahrung. Beruf neydi arkadaşlar? Meslek demekti. Erfahrung, bu da tecrübe. Demek ki buraya ne yapacağız arkadaşlar? Mesleki tecrübeyi buraya yazıyor olacağız. Sprachkenntnisse. Die Sprache. Lisan demekti arkadaşlar. Kenntnis, evet, lisan. Hangi dilleri bildiğimize dair bunu buraya yazıyoruz. Tabi derecesinin de iyi, çok iyi ya da başlangıç seviyesindeyse onu da bu tarafa yazmamız gerekiyor. Computerkenntnisse, anlaşılacağı üzere bu da bilgisayar üzerine ne biliyorsak bunu buraya yazmamız gerekiyor. Interessen, evet, interessen, yani hobilerimizi buraya, ilgi alanlarımızı mutlaka buraya yazıyor oluyoruz arkadaşlar. Almanca'da arkadaşlar bu formun altına Ort ve Den deniliyor. Bakın, Datum. Dolayısıyla burada CV yazdığımız yerin ismini, ilçe olabilir arkadaşlar. Buraya da bu CV'yi gönderdiğimiz tarihi yazmamız gerekiyor. Ve altına Unterschrift imza demek arkadaşlar. Altına imzamızı atmamız gerekiyor. Demek ki Ort neymiş arkadaşlar? İlçe anlamında. Datum da tarih. Unterschrift, evet, Unterschrift de demek ki imza demekmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar Passfoto anlaşılacağı üzere bu da vesikalık, fotoğraf anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Lebenslauf. Name. Adresse. Geboren. Familienstand. Schulbildung. Ausbildung. Studium. Berufserfahrung. Sprachkenntnisse. Computerkenntnisse. Interessen. Ort. Datum.
Unterschrift. Unterschrift. Evet, CV'de yer alan başlıkların anlamlarını gördük. Şimdi dilerseniz bu CV'yi dolduralım arkadaşlar. Lebenslauf. Evet, namı Markus Mustermann. Evet arkadaşlar, Almanya'da Mustermann, bu böyle bir soy isim yok arkadaşlar. Dolayısıyla Mustermann şeklinde bir örnek verecek olursak Mustermann, Mustafrau şeklinde söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir isim yok arkadaşlar. Bu tamamen hayali bir isim. Dolayısıyla Markus tabii ki bir erkek ismi. Markus Mustermann, demek ki namının karşılığında Markus Mustermann diyoruz. Adresi, evet adres kısmını arkadaşlar, Waldstraße 9. Evet, Waldstraße 9'da yaşıyormuş. Bakın, Waldstraße 9'dan hemen sonra virgülümü getiriyorum ve posta kodu, Almanya'da çok çok önemli arkadaşlar. Posta kodunu yazıyorum, ardından 50678 Köln. Demek ki Waldstraße 9, 50678 Köln adresiymiş. Yani biz burada farklı bir posta kodu yazacak olursak bu Almanya'nın apayrı bir bölgesine, apayrı bir noktasına gider. Dolayısıyla bu sebepten Almanya'da çok çok önemlidir arkadaşlar posta kodu. Evet, geboren am 23.06.1996. Demek ki arkadaşlar doğum tarihinde ne yapıyorduk zaten? Edat olarak am 23.06.1996 demiş oluyoruz. Demek ki güzel Türkçemizdeki gibi gün, ay, yıl formatında oluyor. Geboren in Hamburg. Evet, bu kişi nerede doğmuş? Geboren in Hamburg. Hamburg'da doğmuş. Buraya baktığımızda Familienstand. Neydi arkadaşlar Familienstand? Medeni hal. Ledig. Ledig. Bekar demekti. Öyle değil mi arkadaşlar? Schulbildung, Schulbildung bitirilen, mezun olunan okul. Evet, hangi liseymiş? Hansa Gymnasium Köln. Evet, Hansa Gymnasium Köln. Evet, böyle bir lise var bu arada arkadaşlar Almanya'da. Hansa Gymnasium Köln. Buraya baktığımızda Ausbildung, Studium. Ne demiştik az önce arkadaşlar? Meslek eğitimi, Ausbildung. Studium, bu da yüksek öğrenimdi. Universität zu Köln. Evet, bu Köln Üniversitesi arkadaşlar. Demek ki bunun Almanca'daki karşılığı Universität zu Köln'müş. Berufserfahrung. Evet, mesleki deneyim. Berufserfahrung. Evet, burada da bir şirket uydurdum. Şirketlerde dikkat edin arkadaşlar. Limited şirketin Almanca'daki karşılığı GmbH. Buradaki H harfi büyük yazılıyor arkadaşlar. Demek ki limited şirket derken GmbH kullanılıyor. Evet, ABC GmbH diye bir şirket yazmış olalım. Sprachkenntnisse, Sprachkenntnisse, bu da arkadaşlar lisan. Evet, hangi dili ne derecede bildiğimi gösteren bölge burası arkadaşlar. Spanisch neydi? İspanyolca. Evet, ne derece biliyorum? Sehr gut şeklinde biliyorsam, değil mi? Sehr gut diyorum. English, evet İngilizce de good seviyesindeymiş. Computer kenntnisse, evet bilgisayar deneyimi, evet bilgisayar dair ne biliyorum? MS Office programı, evet MS Office programlarını kullanabiliyorsak eğer, dolayısıyla MS Office programı demiş oluyoruz. Interessen, evet interessen neydi? İlgi alanları demekti arkadaşlar. Basketball, Reisen, evet basketbol. Reisen, Reisen neydi arkadaşlar? Seyahat etmek demekti. Evet, Ort. Şimdi bu bu belgenin, bu CV'nin düzenlenmiş olduğu tarih ve yeri ve imza mutlaka yazılması gerekiyor. Neymiş arkadaşlar bunun yeri? Köln. Evet, Köln'de yapılmış. Tarihlerde buraya dikkat edelim arkadaşlar. Den kullanılıyor. D-E-N, den kullanılıyor. Evet, düzenleme tarihi neymiş arkadaşlar? 28.03.2019. Evet, buraya da demek ki datum yazılmış oluyor. Unterschrift, evet Unterschrift neydi arkadaşlar? İmza, mutlaka belgenin sonuna da imzamızı atıyoruz. Tabii vesikalık fotoğrafı da imal etmiyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir CV'yi incelemeyi ve bunu doldurmayı görmüş olduk arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olalım, paylaşalım ve bildirim zilini mutlaka tıklayalım ki sonraki dersleri mutlaka takip edebilelim arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.